Barış ve Demokrasi Partisi öncülüğündeki Nevruz kutlamalarına Türkiye dahil birçok ülkeden yaklaşık 300 kişi davet edildi. Irak Bölgesel Kürt Yönetimi Başkanı Mesut Barzani'nin yanı sıra Irak Cumhurbaşkanı Celal Talabani hasta olduğu için eşi Herokan Talabani, Suriye'de Kürtlerin denetiminde bulunan Rojava bölgesinden Demokratik Birlik Partisi Genel Başkanı Salih Müslim ile yardımcısı Asiye Abdullah da davet edildi. BDP Diyarbakır İl Başkanı Zübeyde Zümrüt, Nevruz'da Kürtlerin taleplerinin ön plana çıkartılacağını belirterek şöyle konuştu. Bu yıl Rojava'da bir devrim gerçekleşti. Bu devrimin başkanları Salih Müslim ile Asya Abdullah'ı da davet ettik. Nevruz'a verilecek mesaj, Kürdistan'da birlikte yaşam konusunda çok önemlidir. Nevruz heyecanını hep birlikte yaşayacağız. Umut ediyoruz ki Sayın Barzani bu yıl bizimle birlikte olur ve Nevruz heyecanını birlikte yaşarız. Sayın Barzani'ye bir kırgınlığımız yok. Kendisinin de yok. Dönemsel olarak onların kendi yoğunlukları vardır. Müsait olur, gelir katılırsa memnuniyetle karşılarız. Sayın Talabani'ye acil şifa diliyoruz. Sayın Talabani'nin eşi Herokan Talabani'yi davet ettik. Diyarbakır'daki Nevruz kutlamalarına Türkiye ve dünyanın birçok ülkesinden yazar, aydınlar, çeşitli kurumlar, siyasi partiler, diplomatlar, sivil toplum kuruluşları olmak üzere şimdiye kadar yaklaşık 300 kişiyi davet ettik. Bu sayı daha da artabilir. Zümrüt, Nevruz kutlamaları çerçevesinde konser verecek sanatçılar arasında Şivanperver'in bulunmadığını belirterek, hangi sanatçının konser vereceğini kültür merkezi koordine ediyor. Konser verecek sanatçılar Türkiye ve bölgenin birçok iline dağılacak. Diyarbakır'a gelecek sanatçılar henüz netleşmemiş ancak listede Şivanperver yok. Halklar arasındaki barış köprüsünü daha da güçlendirmek için Karadeniz'den de müzik grubu getirmeyi düşünüyoruz, dedi. Zümrüt, bu yılki Nevruz'da Özgür Önderlik, Özgür Kürdistan şiarı ile kutlama yapılacağını belirterek şöyle devam etti. 21 Mart'ta süreç bir yılını doldurmuş olacak. Sayın Öcalan'ın geçen yılki Nevruz'da verdiği mesajı her kesim tarafından olumlu karşılandı. Bu sürece katkı sunmak açısından da çok ciddi bir dinamiği açığa çıkarmış oldu. Öcalan'ın açıklaması ve girişimi bu sürece zemin hazırladı. Birçok kesim tarafından süreçle ilgili çalışmalar raporlara dönüştürüldü ve Başbakanımıza sunuldu. Buna rağmen bu sürecin anayasal bir güvence altına alınmasına dönük gelişme olmadı. Bu sürecin kalıcı bir müzakereye dönüştürülmesini istiyorsak, bu sürecin temeli ilk şartlardan birisi Sayın Öcalan'ın özgürlüğüdür. Müzakerenin muhatabı dört duvar arasında tutsaksa, çok sağlıklı bir müzakereden bahis edemeyiz. Uluslararası güçler, Türkiye'deki iktidar ve devlet de Öcalansız Kürt sorununun çözülemeyeceği bilincine vardı. Bu sorunu çözme muhatabının Öcalan olduğu devlet, hükümet tarafı da kabul etmiştir. Bu nedenle artık Sayın Öcalan'ın özgürleşmesi ve ona göre bir ortam hazırlanması gerekiyor, dedi. Demokratik özerklik isteklerini de bu Nevruz'da ön plana çıkaracaklarını kaydeden Zümrüt şunları ekledi. Özgür bir Kürdistan'da halkın kendini yönetebilecek duruma gelmesi gerekiyor. Özerklik bir ülkeyi bölen yönetim tarzı değildir. Tam tersi ülke ekonomisine ciddi katkı sunacak bir modeldir. Bu model Türkiye'yi bölmez. Dünyanın birçok yerinde de vardır. Bırakın bölmeyi, daha da ülkeyi daha da güçlendirecektir. Sayın Öcalan'ı bir yıl aramızda görme talebimiz vardı. Kendisi bu halkla buluşmalı ve mesajını kendisi paylaşmalıydı. Yani bu yılki Nevruz'da Öcalan'ın platformda olması gerekiyor. Sen görüşüyorsun ve heyetler gidip görüşüyorsa Sayın Öcalan'ı kabul etmişsin demektir. Bu toplum yıllardır benim önderimdir diye beyan etmiş imzalar toplamıştır. Alanlarda Öcalan'ın özgürlüğü için haykırmıştır. Sayın Öcalan'ın 2014 yılında özgürleşerek Türkiye'li bütün halklarla buluşması gerekiyordu. Sayın Öcalan'ın özgürlüğünün yakın olduğunu düşünüyorum. Bu yakındır. Ayrıca sadece Diyarbakır'da yasaklanmasına rağmen yaptığımız imza kampanyasında Sayın Öcalan'ın özgürlüğü için 400 bin civarında imza topladık şeklinde konuştu. Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehdi Eker ile geldiği Diyarbakır'da bir restoranda basın mensupları ile bir araya gelerek gündeme ilişkin konuları değerlendirdi. Arınç burada yaptığı konuşmada son demokratikleşme paketinin yürürlüğe girdiğini belirterek, demokratikleşme özgürlük alanlarının genişlemesi için bir süreçtir ve devam edecektir. 11 yıl önce çıktığımız bu yolda çok başarılı sonuçlar alıyoruz. İhtiyaç hasıl olduğunda halkımızın taleplerini dikkate alıyoruz ve demokratikleşmede belki ideal noktaya gitmek üzere çalışıyoruz ifadesini kullandı.
Yürürlüğe giren paket içerisinde siyasi partilerin farklı dillerde propaganda da yapabileceğini vurgulayan Bülent Arınç, 30 maddelik paketten halkın çok büyük memnuniyet duyduğunu kaydetti. Herkesin siyaset yapmasına imkan verilmelidir diyen Bülent Arınç, HDP ilçe binasının taşlanmasını, levhasının indirilmesini, siyasilerin ilçeye sokulmaması ve birkaç kişinin toplanarak özgürlükleri yok saymasını çirkin ve barbarlık olarak nitelendiren Bülent Arınç şöyle devam etti. Hükümetimizin düşüncesi şudur, siyaset alanı güçlenmelidir, herkesin siyaset yapmasına imkan verilmelidir. Siyaset alanını daraltacak, gölgeleyecek, engelleyecek hiçbir teşebbüse de prim verilmemelidir. Dolayısıyla orada kaymakamlarımız, emniyet müdürlerimiz, güvenlik görevlilerimiz, kim varsa siyaset alanını yok etmeye çalışan bir siyasi partinin ilçe binası kurmasına, levha asmasına, oradan aday gösterip propaganda yapmasına engel olmayı düşünen kim varsa ve eylemde bulunuyorsa bunlara kesinlikle izin verilmemelidir. Hiçbir taşlı veya sözlü saldırıyı tasvip etmeyiz. Onlara yapılan her saldırıyı bize yapılmış sayarız. Bunu açık yüreklilikle söylüyorum. Hükümet adına konuşuyorum arkadaşım. Allah'ın izniyle. BDP'den gelsin, SDP'den gelsin, DTP'den gelsin, kimden gelirse gelsin. İnsanların siyasal haklarını engellemeye teşebbüs etmeyi hem suçtur hem ahlak dışı bir olaydır. Bunun içine o partiyi koyun, bunun içine bu partiyi koyun. Daha ne diyeyim? Bundan daha açık konuşulur mu? Güzel kardeşim. Diyarbakır'a çok selamlar ve sevgiler. Allah'a emanet olun. En yakın zamanda Zaza Can'ı bekleriz. İnşallah Galipşim. Hadi 13 Mart, Perşembe. Hatırası olarak sözlüğümüzün ilk nüshasını Mehdi Eker Bakanımıza imzamla takdim ettim. Çok hadi bakalım. Kayapınar Belediyesi çalışanları cezaevinde tutuklu bulunan belediye başkanları Zülfikar Ertekin, başkan yardımcısı Sabahattin Dinç ve Kürt siyasetçileri için yaptıkları Kara Perşembe eyleminin 208.sini gerçekleştirdiler. Belediye hizmet binası önünde yapılan açıklamaya Kayapınar Belediye Başkan Vekili Mahmut Dağ, başkan yardımcısı İhsan Avcı, BDP ilçe başkanı Davut Kesen, Barış Anneleri, Genel İş, Tümbelsen yöneticileri, meclis üyeleri ve çalışanlar da katıldı. Eylemde bir açıklama yapan BDP ilçe başkanı Davut Kesen şöyle konuştu. Yüzlerce Kürt siyasetçi 5 yılı aşkındır cezaevlerinde rehin tutuluyor. Katiller serbest bırakılırken Kürt coğrafyasında haklarında kayda değer hiçbir suçlama bulunmayan arkadaşlarımızın serbest bırakılmamaları kabul edilemez. Hükümetin bu yaklaşımı sürece yaklaşımın göstergesidir. Bu yaklaşım toplumdaki barış umutlarını tüketiyor. Berkin Elvan verdiği 8 aylık yaşam mücadelesini kaybetti. Acısı tüm Kürtlerin yüreğini acıtmıştır. AKP iktidarı çocukları öldüren bir iktidardır. En çok çocuk katliamı onların döneminde olmuştur. Kürt coğrafyasında onlarca çocuk devlet tarafından katledilmiştir. Bu katliamlara karşı ortak mücadele verilseydi, AKP ve polisi Berkin Elvan'ı öldürecek cesareti bulamazdı. Tüm halkları bu katliamcık iktidar karşısında birlikte hareket etmesi gerekir şeklinde konuştu. Tek diye berdan. Beli. İroj demokrasiye diye bahsedelim. Ka demokrasiya ve sistemi. Ka demokrasiya ve devleti. Demokrasiya ev ise ev Kürt ve demokrasiya olan evi nas nekir. Hemberi Kürt'a tünekirin o jubun avancı demokrasi. İroj çeteyi bu tev tek tek verdidin. O emecin siyaset medali Kürt tevahi ruhinci zindan adı ve berkodan afadı meşandın. Onun siyaseti gelip, siyaset medarı gelip Kürt, tevahici ilohin zindanadır. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi eş başkan adayı Fırat Anlı, Barış ve Demokrasi Partisi il başkanı Mehmet Emin Yılmaz ile birlikte Çermik esnafını ziyaret ederek sorun ve taleplerini dinledi. Yerel seçim çalışmaları kapsamında Barış ve Demokrasi Partili adayların çalışmaları son hızla devam ederken Büyükşehir Belediyesi eş başkan adayı Fırat Anlı Çermik'teydi. Hemen her gün bir ilçeye giden Anlı'ya BDP il eş başkanı adayı Mehmet Emin Yılmaz, BDP Çermik ilçe yöneticileri, BDP Çermik Belediye Eş Başkanı adayları Cemal Aydın ve Zuhal Odabaşı eşlik etti.
BDP'li heyet ilçe esnafını da ziyaret etti. Merkezde bulunan tüm esnafı teker teker ziyaret eden adaylar esnafın sorun ve taleplerini dinleyerek ilçenin daha yaşanabilir bir yer olabilmesi için görüş alışverişinde de bulundu. Çay ocaklarını, Çermik çarşısını, kıraathaneleri dolaşan anlı hep birlikte Çermik gibi bir hazineyi açığa çıkartacak turizm sektörünü canlandıracağız dedi. Başkanlar ayrıca Çermik Yerel Gazetesi'ni ziyaret ederek gazetenin imtiyaz sahibi Bülent Boztepe ile sohbet ederek kente ve ilçeye ilişkin projelerini aktardı. Üste çıkıyor. Evet. Oyu arkadan rahat geçiyor. Saadet Partisi Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Başkan adayı Fesih Bozan seçim çalışmaları kapsamında Can TV'yi ziyaret etti. 30 Mart yerel seçimlerinden Saadet Partisi'nden Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Başkan adayı olan Fesih Bozan seçim çalışmalarını değerlendirdi. Diyarbakır'da Saadet Partisi'ne yoğun bir ilginin olduğunu kaydeden Bozan vatandaşlara hak ettiği hizmeti sunacaklarını ifade etti. Yönetime geldiklerinde ilk çalışmalarının suya indirim yapmak olacağını anlatan Fesih Bozan, yerel seçim hazırlıklarımız sürüyor. Önümüzdeki günlerde aday tanıtım toplantısını gerçekleştireceğiz. Belediyeler halka hizmet yeridir. Bizler de milli görüş belediyeciliği anlayışıyla belediyecilik konusunda Türkiye'de kendini kanıtlamış bir durumdayız. Diyarbakır'da 1994-1999 yıllarında şehre 5 yılda yapılan hizmetler halkımız tarafından hala dile getiriliyor. Yıllarca yapılamayan hizmetleri 5 yılda Diyarbakır'da gerçekleştirdik. Hizmete kaldığımız yerden devam edeceğiz. Saadet Partisi Diyarbakır'da kazanırsa Diyarbakırlılar kazanacaktır. Bundan dolayı halkımız belli bir görüşe oyunu vermek yerine kendilerine hizmet sağlayacak kesime verecektir. Bizler bu sorumluluk hissiyle yönetime geleceğiz. Bu sorumluluk bizi gece gündüz çalışmaya sevk edecek. Diyarbakır'da göreve başlar başlamaz gecemizi gündüzümüze bir yapıp Diyarbakır'ı köy görüntüsünden kurtaracağız. Kentimizi yaşanabilir, modern bir hale getireceğiz. Diyarbakır için ne yapılması gerekiyorsa tüm imkanlarımızı seferber edip uygulayacağız. Diyarbakırlılara hizmetimizi maksimum seviyeye çıkaracağız. Partimize Diyarbakır'da her geçen gün yoğun bir ilgi duyuluyor. Farklı partilerden bize destekler sunuluyor. Belediyeler hizmet alanı olduğu için insanlar bizden hizmet vermemizi bekliyor. Hizmeti partizancılık yapmadan halkımıza sunacağız. Yönetime geldiğimizde halkımıza vereceğimiz ilk hizmet suya %50 indirim yapmak olacak. Diyarbakır'ın suyu şu an çok pahalı. Vatandaşlarımızı bundan dolayı mağduriyet yaşıyor. Biz yönetime geldiğimiz zaman halkımızı bu sıkıntıdan kurtaracağız, dedi. Geçmişimizle bağlantı kurarak yeni neslimizin geçmişini unutmaması açısından, tarihini unutmaması açısından hizmetlerimiz olacak inşallah. Ve Diyarbakır'ın tabii bugün en büyük sorunu ulaşımdır. Ulaşım noktasında özellikle mesainin başlaması ve çıkışıyla beraber belli noktalarda ciddi sıkıntılar olmaktadır. Bu da insanlarımızın hem maddi hem manevi yönden sıkıntılarına vesile olmaktadır. Bunun çözülmesi için inşallah ciddi çalışmalar yapacağız. Yani için varız elhamdülillah. Halkımız teveccüh ederse 31 Mart'tan itibaren halkımıza hizmet etmek için bütün imkanlarımızı, bütün zamanımızı kullanacağız. Diyarbakır'ın Sur ilçesine bağlı Mermer köyünde Nevruz ateşi yakıldı. Nevruz kutlamalarına Sur Belediye Eş Başkan adayları Fatma Şık Barut ile Seyit Narin, Meclis Üye adayları, BDP Sur İlçe Örgütü, Dicle Fırat Kültür Sanat Merkezi çalışanlarının yanı sıra çok sayıda yurttaş da katıldı. Nevruz kutlamasında açıklama yapan Sur Belediye Eş Başkan adayı Fatma Şık Barut, önceki gün Kamışlı'da hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı dileyerek, "Bugün hala Kürdistan'da çocuklar ölüyorsa orada demokrasiden bahsedemeyiz. Bizler bu ölümlerle devletin gerçek yüzünü gördük. Bu tavırlarından dolayı devleti kınıyoruz ve diyoruz ki doğamıza, insanımıza, köylerimize biz sahip çıkacağız. Artık onlara yol vermeyeceğiz çünkü onların felsefesini biliyoruz. Onların dini imanı sadece paradır. Yaşanan bütün kötülüğü ve kirliliği bu ateşle eritip yok edeceğiz. Bu nedenle Nevruz ateşini yakmaya geldik."
skreke hoyat binin zaman eme beni pek binin. Anca proje meku emş bu arada fikrin eme beni bağve eme nikaş bakın kemasiyen eme tamam bakın oğluyu göre eme hareket bakı tevgerin. Barut'un ardından konuşan Sur Belediye Eş Başkan adayı Seyit Narin de Kürt halkının birlik ve beraberliğine değindi. Narin, Ahmet'in bütünlüğü Kürdistan'ın bütünlüğü olacak. Buranın ittifakı bütün Kürdistan'ın ittifakı olacak. Diyarbakır zindanlarında mazlum doğanın zulümkarlara karşı direniş ve dirilişidir. Kürdistan halkının direnişi ve dirilişi olmuştur. Her Nevruz'da Kürdistan halkı kendini güçlendirmiş ve bir sonraki Nevruz'u umutla beklemiştir. 2014 Nevruz'u önderliğimizin özgürlüğü Kürtlerin güçlü birliğiyle Kürdistan'ın özgürlüğü olacaktır. Tüm halkımızın özgürlük yürüyüşüne selam olsun ve Nevruz'unuz kutlu olsun dedi. İttifakını güçlendirirse buradaki bütün köylerimizin ittifakı güçlenilecektir. Hamdolsun Allah hakkı Mermer halkımız buradaki sıcaklığını Kürdistan'ın Ahmet'in tüm köylerine yansıtmıştır. Nevruz bayramımız bir daha kutlu olsun. Konuşmaların ardından eş başkanlar yurttaşlarla birlikte Nevruz ateşini yakarak şarkılar eşliğinde halay da çekti. Barış ve Demokrasi Partisi Kayapınar İlçe Örgütü Yeni Yol bölgesinde seçim bürosunun açılışını Berkin Elvan'ın yaşamını yitirmesi nedeniyle müziksiz olarak yaptı. Açılışı yapılan seçim bürosunu Ceylan Önkol, Uğur Kaymaz ve Berkin Elvan'ın resimlerinin bulunduğu pankartlar asıldı. BDP Kayapınar İlçe Örgütü 30 Mart 2014'te yapılacak olan yerel seçim çalışmaları kapsamında 8. seçim bürosunu Yeni Yol bölgesinde açtı. Büro açılışı gezi olayları sırasında polisin attığı gaz bombası sonucu yaralandıktan sonra hastanede verdiği yaşam mücadelesini kaybeden Berkin Elvan için sessiz yapıldı. Açılışa BDP ilçe başkanı Davut Kesen, Kayapınar eş belediye başkan adayları Mehmet Ali Aydın, Fatma Arşimet, Barış Anneleri ve yüzlerce vatandaş da katıldı. Açılışta Barış Anneleri adına konuşan Havva Kıran, 14 yaşındaki Berkin Elvan AKP polisi tarafından katledildi. Küçük yüreğiyle 9 ay yaşam mücadelesi verdi ancak küçük bedeni dayanamadı. Çocuk katili devleti kınıyoruz. Bu katliamları yapanlar yüreği yanan annelerin gözyaşlarında boğulacaktır dedi. Zaruki ev dıştık bu yeri deseri gali kur. Limetre poli Türkava Türkiye çavar ravana sernika. Leji kurdarayı gaz kurdarayı bomba kurdarayı. Kuştuncu kurdarayı, gırtıncı kurdarayı, birinci kurdarayı. Hem vakı dayıka ve devlete bıkırış ve sisteme bıkırış. Hem van şermezardıkın hem van hırbaşının. Eş belediye başkan adayı Fatma Arşimet de yaptığı konuşmada bir anne olarak esmer yüzlü küçük direnişçi Berkin Elvan annesinin acısını yüreğimde yaşıyorum. Aynı acıyı Kürt coğrafyasında sistem tarafından katledilen Ceylan Önkol, Uğur Kaymaz ve yüzlerce çocuğumuzun acısını tazelemiş oldu. Bu acıları yaşatan başbakan Kürt illerinde yaptığı mitinglerde tek devlet, tek bayrak ve tek vatan söylemleri söylüyor. Kürtleri inkar eden ve bunca acıyı yaşatanlara halkımızın gereken cevabını 30 Mart'ta verecektir şeklinde konuştu. Bale bale javet kudayka me jihani zaman brasti bi salaye mirin işkence koçberi her tiş jibuna kurda biya kader. Dve coğrafyayda yek kurdeki ku jive sistemi para fa ne girdi be eş nek şandı be beden ne daveti neye. Indi endi bin bes evalno, indi endi bin geli kurd Endi neş buna kereye, endi neş buna kuştuneye, endi neş buna gırtıneye, endi neş buna işkenceneye. Geli Kürt, endi jibuna jiyaneka brumete, endi jibuna azadiyahuye,
اندی جبونا آزادیا رهبری خود رئیس عبدالله اجلانه. هرانو ایرو اردوان لمردی نبو. لوی داره خبر داده دا آخافتنا خدا وی سروی خوی قریش در دخل صورته اوها دوگو. دوگو تک آل، تک زمان، تک دولت. ایرو امگره لسرویا بفکرن هرانو. سیستمی که زمانی ما قبول نکه. سیستمی که جیانا ما قبول نکه. هبونا ما قبول نکه. سیستمی که کلترامه. رنگیمه، دنگیمه، زمانیمه قبول نکه جوی سیستمش نرا برا چه نابه ایوانو. Eş Belediye Başkan Adayı Mehmet Ali Aydın ise yaptığı konuşmada Berkin Elvan 8 aydır küçük bedeniyle verdiği yaşam mücadelesini kaybetti. Özgürlük ve demokrasi şehitleri kervanına katıldı. Aynı acıları yıllardır yaşayan Kürt anneleri çocuklar için yaşadığı acının aynısını Berkin için yüreğinde yaşıyor. Bu annelerimizin onurlu direnişi bu acıları yaşatanlardan hesap soracaktır. Esmer yüzlü Berkin Elvan şehitler kervanına katıldı. Siyah gözlü Ceylan Önkol gibi, 7 yaşındaki Enes Ata gibi bu yürek acısını yıllardır yaşıyoruz. Tüm acılara ve baskılara rağmen Kürt halkının özgürlük mücadelesi başarıya ulaşacak ve tüm halkların kurtuluşu olacaktır. Mücadelemizle yitirdiğimiz tüm küçük yüreklerin hesabını soracağız dedi. Civan en Kürt, millet en Kürt ve te koşine jibok ve zulme bedavi bike van zalima tek bebe te koşine haber devam dike. Berkin Elvan İro Tevli Karvane Şehid Abu Civaneki Çarda Sali Vek Ceylan Önkola Çavreş Vek Enes Atay Hakt Sali Vek Aydın Erdemi Hagidu Kahraman Vek İbrahim Halili Sabri Adilan Em Van eşu elema bi salana bi deh salana dikşinin. Lebeli seroke gele kurt prez abdla öcalan paradigma dani peşyame o ev god. Gon nirhi mirvahiye lehemu cihane ve kevin. Ceylan Önkol, Uğur Kaymaz ve Berkin Elvan resimlerinin bulunduğu Güneşin Yoldaşları Ölümsüzdür yazılı pankartın asıldığı seçim bürosu Barış Anneleri tarafından açıldı.